Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mevsimler ve özellikleri konusunu işleyip dünyanın ekseni ve yıllık hareketine noktayı koymuş olacağız. O zaman hadi bakalım bugün ünite içeriğimizde neler var? Gelin hep birlikte göz atalım. İki tarih özelliğinden bahsedeceğiz bugün. Bir Ekinoks tarihleri ki bu tarihler 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri. Bu tarihlerde dünyamızın güneş karşısındaki konumundan bahsedeceğiz. Özelliklerinden bahsedeceğiz. Sonra Solstice tarihleri deyip dersimizi bitireceğiz ki burada da iki tane tarihimiz var. Bunlardan birincisi 21 Aralık tarihi bir diğerisi 21 Haziran tarihidir diyoruz. Tabii ki de bizi şu anda izlerken daha rahat bir şekilde bizi izleyip dinleyebilmeniz için sizin için yazmış olduğumuz birinci kısım. Sıfırdan dokuzda coğrafya konu anlatımlı soru bankası. Hemen şöyle ünite içeriğimiz kaçıncı sayfamızda yer alıyor derseniz yıllık hareket özel tarihler ve grafikler var ya orayı açıyorsun. Yani sayfa 32. Hemen şöyle ben 32. sayfayı açıyorum ve bu sayfa içeriğine şöyle bir baktığımızda önce bir konu anlatımlı kısmımız var. Akabinde çoktan seçmeli testlerimiz var. Yani video Sorumuzu izledikten sonra konuyu şöyle bir özet tekrarını geçeceksin. Ardından buradaki testleri güzel güzel çözeceksin. Oldu ki takıldığın soru var. Hemen karekotumuzu okutarak alanında uzman öğretmenlerimizden soruların çözümlerini dinleyebilirsiniz diyelim. Ve ikinci kısım dersimizin bitiminde tekrar ödevlendirmemizi yapacağız. 9. Sınıf Dinamo Soru Bankası kitabımızda şöyle açıyorsunuz. Bugün biz sizlerle birlikte yıllık harekette Ekinoks ve Solstis tarihlerinden yani 25. sayfadan başlıyorsunuz. Hemen şöyle 25. sayfayı açtım. Örnek model soru çözümlerimiz var. Altında da çoktan seçmeli testlerimiz var. Bölüm bittiğinde bölümle ilgili tarama sorularımızı da buradan ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar ve devamında yazılı için hazırlık anlamında sizlere biz bu bölümün sonunda boşluk doldurma, klasik, doğru yanlış, eşleştirme gibi etkinliklerde yaptık ve bu kitabımızda temin etmeyi unutmayın. Almadıysanız diyelim. O zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Özellikle mevsimler dediğimizde orta kuşakta yaşadığımız dört tane mevsim var. Belirgin olarak bunları orta kuşakta yaşamaktayız ve dört tane de özel tarihimiz var. Bunlardan birincisi 21 Mart tarihi, ikincisi ise 23 Eylül tarihi. Bu iki tarih neden önemlidir dediğimizde bu iki tarih Ekinoks tarihidir. Peki Ekinoks tarihi dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Dünya üzerindeki tüm noktalarda gece ve gündüz eşitliğinin yaşandığı tarih olarak bilmeliyiz. İkinci kısımda ise Solstice tarihlerimiz var. Bunlardan birincisi 21 Haziran tarihi, bir diğeri ise 21 Aralık tarihidir. Bunlar ise gün dönümü tarihi diye geçer. Yani temel mantığı nedir dersek, enlerin yaşanıldığı tarihlerdir. Bir örnek vermemiz gerekirse, 21 Haziran tarihiyle başlarsak, 21 Haziran tarihi Kuzey yarım kürede yaz mevsiminin başlangıç tarihidir ve güney yarım kürede ise kış mevsiminin başlangıç tarihidir. Bakın dikkat edin önemli ifadeye. Aynı anda yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanıyor. Tabii ki de aynı anda yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanmasının temel sebebi eksen eğikliğidir diyorum. Bunu da hatırlamış olalım. Şimdi kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyorsa gündüzler uzundur ve bu yaz mevsiminin başlangıç tarihi 21 Haziran olduğu için kuzey yarım kürede bu tarihte en uzun gündüz yaşanır. Güney yarım kürede ise en uzun ne yaşanır sevgili arkadaşlar? Gece yaşanır. O zaman mevsim başlangıç tarihlerinde özellikle sana solstitis tarihi derse, yani 21 Haziran ya da 21 Aralık tarihini verirse enlerin yaşanıldığı tarihtir. Ama 21 Mart ya da 23 Eylül tarihini verirse eşitliğin yaşanılacağı tarihlerdir diyebiliriz. Burada özellikle mevsimin sınırlarına ve yarım kürelerde farklılık gösterdiğini de şurada gelin hep birlikte bakalım. Biz eğer ki 21 Mart'tan başlayıp 21 Haziran'a kadar gidersek kuzey yarım kürede ilk bahar mevsimini güney yarımkürede ise sonbahar mevsimini yaşarız. Hemen parantezi açıyorum. Neden? Kuzey yarımküre dediğinizde aklınıza Türkiye gelsin. Çünkü Türkiye kuzey yarımküre ülkesidir. İleriki kısımlarda coğrafi koordinata geldiğimizde burayı da açıklamış olacağız diyelim. Sonra 21 Haziran tarihinden başlayıp 23 Eylül tarihine gittiğimizde bu aralıkta kuzey Yarımkürede yaz güney Yarımkürede kış mevsimini yaşarız ki gene güzel bir parantez açarım normalde Eylül Ekinoksu'nun 21 Eylül'de gerçekleşmesi lazım ama Eylül Ekinoksu iki gün gecikiyor bunun temel sebebi neydi bir önceki dersimizde şöyle atıfta bulunalım yörüngedeki hızımızın az olmasıydı çünkü dünya bu tarihte 4 Temmuz tarihinde dünya güneşe en uzak konumdadır ve bundan dolayı çekim kuvvetine bağlı olarak hızımız azalır diyebiliriz. 23 Eylül ile 21 Aralık tarihleri arasında Kuzey Yarımkürede sonbahar, Güney Yarımkürede ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar. 21 Aralık ve 21 Mart tarihleri arasında ise Kuzey Yarımkürede kış mevsimi, Güney Yarımkürede ise yaz mevsimi yaşanmaya başlar. İşte biz bu dört tane tarih dediğimiz 21 Aralık, 21 Haziran solstis tarihleri, 23 Eylül, 21 Mart ekinoks tarihleri bu tarihlerde bakın görürseniz dünyamızın güneş karşısındaki konumu farklılaşıyor. Ne gibi özellikler var. Gelin hep birlikte birinci tarihimizde göz atalım. Şimdi 21 Mart tarihi neydi? Hemen ben şuraya şöyle yazıyorum. 21 Mart tarihi Ekinoks tarihiydi. Ve Ekinoks tarihinde dünya üzerindeki tüm noktalarda gece ve gündüz eşitliği yaşanılıyordu. Hemen böyle yazdık. Gelin hep birlikte birinci kısımda dünyamızın güneş karşısındaki konumuna bakarsak gece ve gündüzü ayıran sınır vardı. Ve bu aydınlanma çemberiydi. Bakın sevgili arkadaşlar dikkat edin. Dünyanın şu sağ tarafını görüyor musunuz sağ tarafı karanlıkta hemen şuraya şöyle karanlık diye yazıyorum sol tarafı ise aydınlıkta gece ile gündüz ayıran bu çemberi ise biz aydınlama çemberi diyoruz. Şimdi birinci ifade dikkat güneş ışınları öğle vakti dik açıyla gelir ya da dik açıyla alır diyorsa hemen şöyle kırmızı noktanın koyulduğu yere dikkat edin neresi burası kırmızı nokta 0 derece enlemi e burası neresiydi ekvator değil mi Aynı. o zaman 21 Mart tarihinde güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla gelir. We'll be right <laughs> back. Mantıken düşünürseniz bir merkezde yatay bir düzleme böyle dik bir şekilde yerleştirilen bir cisim varsa ve güneş tam tepeden geliyorsa dik açıyla geliyorsa bu cismin gölgesinin boyu oluşur mu? Oluşmaz. Peki bu tarihte güneş ışınları nereye dik geldi? Ekvatora. O zaman ekvator üzerindeki bir cismin yatay bir düzleme dik bir şekilde yerleştirilen cismin öğle vakti gölgesi oluşmaz. Öğle vaktinden kastımız nedir derseniz yerel saat ile 12'de güneş en tepededir ve yerel saatle 12'de bir cismin gölgesinin boyu ekvatorda oluşmaz. Devam ettik. Bu tarihe geliyoruz. 21 Mart tarihi. Dikkatli düşün hatta bir önceki sayfaya da şöyle bakalım. 21 Mart tarihinden itibaren başladığımızda kuzey yarımkürede hangi mevsim yaşanılıyor dediğimizde ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar. E, güney yarımkürede hangi mevsim yaşanmaya başlar derse güney yarımkürede de sonbahar mevsimi yaşanmaya başlar. Devam ettim aydınlanma çemberi yani gece ile gündüzü ayıran sınır nereden geçiyor dediğimizde bunu çözeceğimiz bunu bulacağımız en önemli taktik şudur. Şimdi gece ile gündüzü ayıran sınır buraysa, ekvatordan başla, kuzey yarım kürede kuzeye doğru git 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 git, dünyada nereden çıktın? 90 derece kuzey enleminden çıktın, değil mi? Devam et, güney yarım kürede in 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 güneye doğru, nereden çıktın? Gene 90 derece enleminden çıktın. e 90 derece enlemleri nelerdi? Kutup noktasıydı. O zaman 21 Mart tarihinde aydınlanma çemberi nereden teğet geçti? Kutup noktasından ya da kutup noktalarından teğet geçer diyoruz. Dünyanın tamamında gece ve gündüz süresi birbirine nedir sevgili arkadaşlar eşittir diyoruz. Peki neden sizce dünya üzerindeki tüm merkezlerde gece ve gündüz süresi eşittir? Yani niye böyle oluyor dediğimizde sağ tarafta baktığımız zaman ekvatorda da 12 saat gündüz kutuplarda da 12 saat gündüz yaşanıyor. Bu tarihten sonra kutup noktalarındaki durum değişecektir ama temel mantığınızı şöyle yürütebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu kısım karanlık bu kısım aydınlıktı. Bakın herhangi bir yere bir paralel derecesi çiz. Kuzey yarım kürede orta kuşağı bir paralel derecesi çizdim. Aynı paralel derecesini güney yarım küredeki orta kuşağı da çizdim. Şimdi aydınlık kısmına bakıyorum. Aydınlık kısmı bu kadar değil mi? Devam ettim. Karanlık kısmına bakıyorum. Karanlık kısmı da bu kadar mı? Şimdi baktığımız zaman aydınlık ve karanlık kısım birbirine eşit mi? Eşit. Bu çektiğiniz çizgiyi 24 saat olarak düşünün. Yani bir gün olarak düşünün tamam mı? Böyle bir şey yok ama böyle düşünelim çünkü sorularda çok işimize yarayacak. Bak bu 24 saatin 12 saati gündüzde mi? 12 saati gecede mi? E 12 saati gündüzde 12 saati gecede ise Burada gece gündüz eşitliği yaşanır mı? Yaşanır. Biraz sonra diğer tarihi yani 21 Haziran tarihini gördüğümüzde bunu daha güzel bir şekilde anlayacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi önemli bir ifade var. Aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda yani şöyle bir kutuptan diğer kutuba giden yarım çemberlerden bahsediyoruz. Burada istediğimiz kadar nokta belirleyelim. Aynı boylam üzerindeki tüm noktaların en önemli ortak özelliği yerel saatleri aynıdır yerel saatlerinin aynı olduğunun kanıtı güneşin en tepede olduğu anları aynıdır. Ve yerel saatle güneş en tepede 12'dedir. E şimdi mantıklı düşün. Yerel saatle güneş en tepede 12'de ise ve burada 12 saat gündüz yaşanıyorsa hemen şuraya şöyle bir ufuk düzlemi çiziyorum tamam mı? Şöyle yaptım. Güneş doğdu. Güneş doğduktan sonra 12 saat sonra güneş batar mı? Batar. O zaman güneşin en tepeye geldiğinde gündüz süresinin yarısı geçmiş olmaz mı? Çünkü yerel saatle 12 ve gündüz uzunluğu 12 ise 6 saat önce güneş doğar, 6 saat önce güneş batar. E bu tüm merkezlerde 12 saat gündüz yaşanıyor mu? O zaman 6 saat önce güneş doğarsa 0600'da güneş doğdu mu? 6 saat sonra batarsa 1800'da güneş battı mı? Ve bu aynı boylamda olduğu için Gündüz süreleri aynı olduğu için güneşin aynı anda doğup aynı anda batması lazım. O yüzden şöyle diyorum. Aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda yerel saat ortak ve güneşin en tepede olduğu anları aynı ise burada güneş aynı anda doğar ve aynı anda sevgili arkadaşlar batar diyoruz. Bu ifade çok önemli. Devam ettik bu tarihten sonra. Bak mantıklı düşün. Bu tarihten sonra 21 Mart tarihinden sonra kuzey yarımkürede hangi mevsime gidiyorsun? Baktım kuzey yarımkürede ilkbahar yaşanmıştı. Yaz mevsimine doğru gidiyorsun. Güney yarımkürede hangi mevsime gidiyorsun? Sonbahar yaşanmıştı. Kışa doğru gidiyorsun. Şöyle kışa diyelim, buraya da yaza doğru diyelim. Bak o zaman bu tarihten sonra kuzey yarımkürede yaza doğru gittiğin için Gündüz süresi gece süresinden daha uzun olmaya başlamaz mı? Çünkü yaza doğru gidilen bir yerde ya da yazın yaşandığı bir yerde gündüz süresi gece süresinden daha uzun değil midir? Güney yarım kürede de kışa doğru gittiğin için gece süresi gündüz süresinden daha uzundur unutmayalım. Türkiye'de bu tarihte hangi mevsimi yaşanmaya başlar? İlkbahar mevsimi yaşanmaya başlar ve bu tarihten sonra Türkiye'de gündüzler gecelerden daha uzun olmaya başlar diyeceğiz. Kutup noktaları için önemli bir bilgi paylaşıyorum. Kuzey kutup noktasında bu tarihten sonra 6 ay boyunca gündüz yaşanır. Çünkü kuzey yarım küre yaza doğru gittiği için gündüz uzar. Güney kutup noktasında ise bu tarihten sonra 6 ay boyunca gece yaşanır. Çünkü kışa doğru gidiyor diyeceğiz. Gece ve gündüz eşitliğinin yaşandığı Ekinoks tarihinden enlerin yaşandığı solstis tarihlerinden biri olan 21 Haziran tarihine gidiyoruz. Baktım aydınlanma çemberi nereden geçiyor dersek aydınlanma çemberi tam şuradan şöyle geçiyor. Dünyanın şu kısmı aydınlık diğer kısmı karanlık zaten orada da görebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım güneş ışınları bu tarihte nereye dik geldi? Hemen şöyle kırmızı noktanın bulunduğu yeri şöyle bir çiziyorum. Nereye dik geldi? 23 derece 27 dakika kuzey enlemi dediğimiz ve buranın özel bir ismi de vardı. Yengeç dönencesiydi. O zaman hemen şöyle yazdım. Yengeç yengeç dönencesine güneş ışınları öğle vakti dik açıyla gelir. O zaman yengeç dönencesine güneş ışınları öğle vakti dik açıyla geliyorsa yengeç dönencesi üzerinde bulunan bir cismin yatay düzleme dik bir şekilde yerleştirilen bir cismin öğle vakti gölgesi oluşmaz. Öğle vakti dediğimiz yerel saatle 12'dir sevgili arkadaşlar unutmayalım. Dikkat geldik buraya kuzey yarım kürede bu tarihte hangi mevsimin başladığını Türkiye'de hangi mevsimin yaşanmaya başladığından bulabilirsin. Haziran Temmuz Ağustos bu tarihlerde yaz mevsimini yaşamaya başlarsam kuzey yarım kürede de yaz mevsimi yaşanmaya başlanır mı? Şimdi bak dikkat bunu bilemedin tamam Türkiye'de bu tarihte hangi mevsimin yaşandığını bilemedin. Ekvatoru da şöyle çiz tamam mı? Şimdi geldim bak dikkat. Hemen kuzey yarımkürede orta kuşağa şöyle bir çizgi çekiyorum. Güney yarımkürede de aynı şekilde orta kuşağa şöyle bir çizgi çekiyorum. Karanlık ve aydınlığı oransal anlamda bölmemiz lazım. Ve bizim bu çektiğimiz çizgi bakın dikkat edin. Çektiğimiz çizgi 24 saati temsil etsin tamam mı? Şimdi dikkat edin kuzey yarım küredeki bu çektiğimiz çizginin ne kadarlık bir kısmı aydınlıkta. Hemen şöyle yapıyorum. Çizginin aydınlıkta olan kısmını şöyle gösteriyorum. Net bir şekilde görebildik. Karanlıkta olan kısmını da şöyle gösteriyorum. Bunu da net bir şekilde gösterebildik. Ne kadar aydınlıkta? Bayağı aydınlıkta kısım var değil mi? O zaman burada uzun bir gündüz var mı? Var. O zaman burası yaz mevsimini yaşar. Aynı şekilde güney yarım küredekine bakın sevgili arkadaşlar. Şöyle çektiğimiz zaman aydınlık kısmı gördük. Şöyle çektiğimiz zaman ise karanlık kısmı gördük. Bak karanlık kısım ne kadar fazla? Gündüzü ne kadar az değil mi? O zaman burası kış mevsimini yaşar sevgili arkadaşlar. Hemen sağa bak. Sağa baktığın zaman ne oldu? Ekvatorda 12 saat gündüz yaşandı mı? Ki unutma. Ekvatorda yıl boyunca gece gündüz eşitliği yaşanır. Kuzey yarım küreye doğru gittiğimizde 13 saat, 15 saat, 24 saat. Güney yarım küreye doğru indiğimizde 10 saat, 8 saat, 0 saat olarak gitti. Aydınlanma çemberi nereden geçti? Ekvatordan başlıyorum, kuzeye doğru çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. 66 derece 33 dakika enleminden çıktım. Aynı şekilde güneye doğru indim. Gene 66 derece 33 dakika enleminden çıktım. Peki 66 derece 33 dakika enlemleri nelerdi? Kuzey kutup dairesi ve güney kutup dairesiydi değil mi sevgili arkadaşlar? O zaman aydınlanma çemberi kutup dairelerinden ne geçer? Teğet geçer. Tamam. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyorsa en uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Güney yarım kürede ise tam tersi en uzun gece en kısa gündüz yaşanır unutmayalım. Ve dünya üzerinde güneyden kuzeye doğru gidildikçe bakın güneyden kuzeye doğru gidiyorum. 0 saat gündüz, 8 saat gündüz, 10 saat, 12 saat, 13, 15, 24 saat. Yani kuzeye doğru gittikçe gündüz süresi uzadı mı? Uzadı. Neden gündüz süresi uzuyor? Şundan dolayı. Güney yarım küre kışı yaşadığı için en kısa gündüz. Kuzey yarım küre yazı yaşadığı için en uzun gündüz yazar, yaşar. Kısadan uzuna doğru gidiyoruz. Kuzey kutup dairesinde kaç saat ne yaşanıyor dediğimizde Kuzey Kutup Dairesi'nin enlem derecesi 66 derece 33 dakikaydı. Bak şurada bu çizgiyi çekiyorum ve Kuzey Kutup Dairesi tamamen aydınlıkta mı? E bu çizgi 24 saat değil miydi? O zaman çektiğim çizginin tamamı aydınlıktaysa Kuzey Kutup Dairesinde 24 saat ne yaşanır? gündüz Yaşanır sevgili arkadaşlar. Dikkat et. Güney Kutup Dairesi'ne bak. Güney Kutup Dairesi'nin de tamamı karanlıkta mı? E o zaman Güney Kutup Dairesi tamamen karanlıktaysa burası da 24 saat gece yaşar diyebiliriz. E Türkiye'ye geldik. 21 Haziran tarihinde Türkiye yaz mevsimini yaşamaya başlar. Yaz mevsimini yaşamaya başladığı için en uzun neyi yaşar? Gündüzü yaşar. Peki Türkiye'de gündüz süresi her yerde en uzun mudur dersek? Hayır. Bakın dikkat edin. Kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzuyorsa şöyle bir çizgi çekiyorum Türkiye'de en güneyde kim var en güneyde arkadaşlar tabii ki de Hatay var değil mi en kuzeyde kim var Sinop var o zaman ben Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gidersem yani Hatay'dan Sinop'a doğru gidersem gündüz sürem uzar mı o zaman en uzun gündüzü Sinop Değil mi? En kısa gündüzü ise Hatay yaşar. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Ama parantez açıyorum. En kısa gündüzü Hatay yaşar dedik ama gene gündüz süremiz gece süremizden çok daha uzun. Birinde 16 saat 44 dakika gündüz yaşanıyor, birinde 16 saat gündüz yaşanıyor öyle düşünelim tamam mı olayı. Geldik 23 Eylül tarihi. E 23 Eylül tarihi kime benziyor dediğimizde e biz bunu gördük. Hangisinde gördük? 21 Mart tarihinde gördük. E biz 21 Mart tarihine ne dedik? 21 Mart tarihine Ekinoks tarihi dedik. O zaman 23 Eylül tarihine de Ekinoks tarihi diyeceğiz. Peki Ekinoks tarihinde durum neymiş? Dünya üzerindeki tüm noktalarda gece ve gündüz süreleri birbirine eşit oluyormuş diyeceğiz. O zaman gelin bak bazı özellikler ortak. Mesela güneşin dik geldiği enlem derecesine baktığımız zaman ekvatora dik geliyor. Aydınlanma çemberi dünyayı ortadan ikiye iki eşit parçaya ayırdı. Dünya üzerindeki tüm noktalarda gece ve gündüz eşitliği yaşandı. Bazı ortak durumlar var. Gelin hep birlikte onlara bakalım. Güneş ışınları öğle vakti nereye dik geldi. Hemen şöyle kırmızıyı gördüm. Burası nedir dersek tabii ki de burası Ekvator sevgili arkadaşlar. Ve unutmayalım Ekvator güneş ışınlarını öğle vakti dik açıyla alır. Yani yerel saatte 12'de 90 derecelik açıyla geldi. O zaman Ekvator üzerinde bulunan bir cismin Öğle vakti gölgesinin boyu oluşmaz. Yani yerel saatle 12'de gölge boyu oluşmaz. Kuzey yarım kürede bu tarihte hangi mevsim yaşanmaya başlar dediğimizde hemen şöyle tarihime bakalım. 23 Eylül tarihi. Türkiye'de hangi mevsim yaşanmaya başlanıyor? Hatta şu anda o mevsimin içerisindeyiz sevgili arkadaşlar. Tabii ki de söylediğiniz gibi kuzey yarım kürede bu tarihte sonbahar mevsimi yaşanır. Çünkü Türkiye'de de sonbahar mevsimi yaşanıyor. Ve güney yarım kürede hangi mevsim yaşanır dendiğinde ilkbahar mevsim Yaşanmaya başlar. Aydınlama çemberi bakıyorum. Ekvatordan bak. Gece gündüz kısmı ayıran sınır şöyle kuzeye doğru çıktım çıktım nereden dışarıya çıktık dünyada 90 derece kuzey kutup noktası güneye doğru indim indim nereden çıktık gene 90 derecenin e 90 dereceler kuzey kutup noktası ve güney kutup noktasını temsil etmiyor mu o zaman aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçer diyoruz ve dünyanın tamamında hemen gene bir çizgi çekiyoruz çektiğimiz bu çizginin bakın dikkat edin yarısı aydınlık kısımda hemen şöyle gösterirsek yarısı aydınlık kısım yarısı karanlık kısımdadır ve dünya üzerindeki tüm noktalarda gece ve gündüz süreleri birbirine nedir? Eşittir diyeceğiz, değil mi? O zaman bak gel. Aynı boylam çektim. Aynı boylam üzerindeki tüm noktaların yerel saatleri ortak değil mi? Güneş'in en tepede oldukları anları ortak değil mi? Ortaksa yerel saatle 12'de Güneş en tepede ise aynı anda doğup aynı anda batması lazım. E bu özelliği biraz önceki ifadede 21 Mart tarihine de söylemedik mi? O zaman şöyle yıldız atıyorum. Bak. Şu iki özellik. Ekvatora güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi. Öğle vakti ekvatordaki bir cismin gölgesinin boyunun oluşmaması. Aydınlanma çemberinin kutup noktalarından teğet geçmesi. Dünyanın tamamında gece gündüz sürelerinin eşit olması. Aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda güneşin aynı anda doğup aynı anda batması hem 23 Eylül için hem de 21 Mart için ortak özelliktir diyorum. Şuraya da şöyle söz uçar yazı kalır hesabı ortak özelliktir diyorum ve yanına da şöyle 21 Mart diye yerleştiriyorum. Yani bu iki tarihte de bu yıldızla attığımız özellikler ortaktır sevgili arkadaşlar. Farklı olan özelliklere bakalım. Mesela diyor ki bu tarihten sonra kuzey yarım küre. Dikkat et, sonbahar mevsimini yaşamaya başladı mı kuzey yarım küre? Bu tarihten sonra kışa doğru gider mi? E kışa doğru giderse hangisi daha uzun olmaya başlar? Tabii ki de gece süresi gündüz süresinden daha uzun olmaya başlar. Dikkat et. Güney yarımküre ilkbahar mevsimini yaşamaya başladı ve bu tarihten sonra yaza doğru gidiş var. O zaman gündüz süresi de gece süresinden uzun olmaya başlar. Kuzey yarımküre için söylediğin özelliğin tam tersi Güney yarımküre için de geçerlidir. Aman dikkat et unutma tamam mı? Türkiye Kuzey Yarımküre'de yer alan bir ülke olduğu için Türkiye bu tarihte hangi mevsimi yaşamaya başladı? Yaprakların döküldüğü sonbahar hüzünlü mevsimini yaşamaya başladı diyebiliriz. Peki Türkiye bu tarihten sonra hangi mevsime doğru gider dediğimizde tabii ki de kışa doğru gider. O zaman kışa doğru giderse gece süresi gündüz süresinden daha uzun olmaya başlar ki gerçekten öyle değil mi şu anda? Havalar daha erken kararmaya başlamadı mı? O zaman gündüz süresinin kısaldığını, gece süresinin uzadığını söylemez mi bu bana? Söyler diyoruz. Geldik bir diğer tarih 21 Aralık tarihi. 21 Aralık tarihine baktığımızda 21 Haziran tarihine benzer ama ayrılan çok önemli özellikleri vardır. Dikkat edin sevgili arkadaşlar. 21 Aralık tarihinde güneş ışınları öğle vakti 23 derece 27 dakika güney enlemi dediğimiz oğlak dönencesine dik geldi. Ama 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesine dik gelmişti. Evet gene aydınlanma çemberi kutup dairelerinden teğit geçti. Bazı özellikler benzer ama ayrı özellikler ve aynı özellikleri gelin hep birlikte yazalım. Birinci kısım güneş ışınları öğle vakti nereye dik geldi dedik. 23 derece 27 dakika enlemi dediğimiz Oğlak dönencesine güneş ışınları öğle vakti yani yerel saatle 12'de dik açıyla gelir ve Oğlak dönencesi üzerinde düzleme dik bir şekilde yerleştirilen cismin öğle vakti gölgesi oluşmaz. Çünkü dik açıyla geliyor. Ve kuzey yarım kürede 21 Aralık tarihinde hangi mevsim yaşanıyor? Bilemedim. Hemen şöyle bir çizgi çekiyorum ve bu çektiğim çizgi 24 saat isim geliyor. Buraya da bir çizgi çekiyorum. Bu çizgide gene 24 saat isim geliyor. Bak buradaki aydınlık kısma bak bu kadar. Buradaki aydınlık kısma bak bu kadar. O zaman burada daha uzun bir gündüz yaşanıyorsa güney yarım küre bu tarihte yaz mevsimini, kuzey yarım küre ise bu tarihte kış mevsimini yaşar. O o zaman kuzey yarım kürede neyin en uzun olduğu gündür? Gölge boyunun en uzun olduğu gündür. Bak nasıl döndürdük gördün mü? Gölge boyunun en uzun olduğu gündür. Neden bunu dedik? Çünkü bu tarih kuzey yarım küredeki merkezlere güneş ışınlarının en eğik açıyla geldiği tarihtir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve kuzey yarım kürede bu tarihte kış mevsimi yaşanmaya başlar. Aydın ama çemberi nereden geçti? Kutup dairelerinden teğet geçti diyebiliriz. Ve kuzey yarım kürede en uzun ne yaşanır bakıyorum. Bak gündüz sürelerine baktığımız zaman 24 saat, 15 saat, 13 saat, 12 saat, 10 saat, 8 saat. E 8 saat gündüz varsa 16 saat ne yaşar? Gece yaşar. O zaman en uzun gecenin yaşandığı tarihtir. Ve dünyada kuzeyden Güneye doğru indiğimizde bakalım. Bak kuzeyden güneye doğru şöyle ineceğiz. 8 saat gündüz 10, 12, 13, 15, 24 saat gündüz. O zaman kuzeyden güneye doğru inildikçe gündüz süresi ne yaptı? uzadı diyebiliriz. Ve Kuzey Kutup Dairesi'nde, Kuzey Kutup Dairesi burası. Çektim çizgimi tamamen karanlıkta. O zaman 24 saat boyunca gece yaşanır diyoruz ve Türkiye bu tarihte kış mevsimini yaşar. Aynı zamanda bu tarihte Türkiye'de en uzun geceyi yaşar. Peki ülkemizde en uzun gece süresinin olduğu merkez neresidir derse Tabii ki de sevgili arkadaşlar unutmayalım Sinop'tur diyoruz. Sinop bu tarihte Türkiye'deki en uzun gecenin yaşandığı tarihtir. Çünkü kuzeye doğru gidildikçe gece süresi uzar. Onu da unutmayalım. Aman dikkat edelim. Geldik matematik iklim kuşakları. Nedir dersek hemen şöyle bak. Buraya gelmişiz demişiz ki matematik iklim kuşakları. Geçtiği sınırlara dikkat et. 23 derece 27 dakika enlemleri. E bunu belirleyen bunu oluşturan temel durum neydi? 23 derece 27 dakikayı gördüğümüzde eksen eğikli etkilidir. Ve dönenceler arasında kalan bu kısma biz tropikal kuşak diyeceğiz. Dönenceler ile kutup daireleri arasında kalan bu kuşağı ise biz orta kuşak diyeceğiz ve unutma Türkiye orta kuşak ülkesidir. Kuzey yarım kürede yer alır. Dönenci kutup daireleri ile kutup noktaları arasında kalan kısma ise biz kutup kuşağı deriz. Bunu da unutmayalım. Sağ tarafa şöyle bir baktığımızda sıcaklık kuşakları var. Bakın Matematik iklim kuşaklarının sınırlarının geçtiği enlem dereceleri hem kuzey yarım kürede hem güney yarım kürede ortaktır. Ama sıcaklık kuşaklarının yarım kürelerde geçtiği enlem dereceleri ortak değildir. Dikkat edelim sıcak kuşak kuzey yarım kürede 30 derece 30 dakika enlemine kadar giderken güney yarım kürede 27 derece enlemine kadar gider. O zaman bunun temel sebebi nedir dersek özellikle kara ve denizlerin dağılışı okyanus akıntıları gibi özel durum koşulları etkili olmuştur diyebiliriz. Geldik işte uygulama kısmına. Gölge boyları ile ilgili ifade. Birinci kısma bak. Bir cisme Güneş ışınları yatay düzleme sonuçta bu dik yerleştirilmiş bir cisim. Dik açıyla geliyorsa güneş ışınları burada gölge boyu ne yapmaz? Oluşmaz. Gelin bakalım bunu bile bildik mi? Tabii ki de gölge yoktur. Yani oluşmaz diyeceğiz. 70 derecelik açıyla gelmiş dike yakın. 70 derecelik açıyla geliyorsa o zaman cismin boyu cismin gölgesinden daha uzun olur değil mi? Hemen bildik mi? Bakalım gölge cisimden kısadır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Hemen şöyle gölge cisimden kısadır diyebiliriz. Devam ediyorum. 45 derecelik açıyla gelirse. Bak şurası yatay düzleme dik bir şekilde yerleştirilen cisim ya. E bu 45 derece ise burası da 45 derece olur. Burası 1 ise burası 1 oldu. Değil mi? O burası kök 2 katıydı. Kök 2 oldu. Geometriye girdik ama bu kök 2'ye gerek yok. Bu 1 ise bu 1'dir. O zaman cismin boyuyla gölgesinin boyu birbirine ne yaptı? Eşit oldu değil mi? Hemen bakalım. Gölge cisme eşittir demiş. Doğru. Daha iyi açıyla gelirse cismin boyu gölgesinden daha kısa oldu değil mi? Hemen şuraya şu şöyle kısa diyorum şuraya şöyle eşit diyorum şuraya da geliyorum yok diyorum 90 dereceli açı gelirse gölge yok. 45 derecenin daha üzerinde gelirse cismin boyu gölgeden daha uzun 45 derece açıyla gelirse eşit 45 dereceden daha düşük bir açıyla gelirse cismin boyu gölgesinden daha kısadır deyip bunları bir kısmımız geçirdik. Şimdi biz artık şunu öğrendik. Güneş ışınları yengeç dönencesiyle oğlak dönencesi arasında sürekli olarak seyahat edip duruyor. Yani yengeç dönencesinden ekvatora, ekvatordan oğlak dönencesine, oğlak dönencesinden ekvatora ve ekvatordan da tekrar yengeç dönencesine gelip bir yılı tamamlamış oluyor ve unutma dönence arasında örnek vermemiz gerekirse yengeç dönencesine güneş ışınları hangi tarihte dikey geliyordu 21 haziran tarihi bu tarihten sonra haziran Temmuz, Ağustos, Eylül diyorum. Ekvatora dik açıyla geldi mi? Hangi tarih? 23 Eylül tarihi. Eylül'den sonra Ekim, Kasım, Aralık, 21 Aralık tarihinde oğlak dönencesine güneş ışınları dik açıyla geldi mi? Devam ediyorum. Ocak, Şubat, Mart tarihi diyorum. Ve ekvatora tekrar güneş ışınları dik açıyla geldi mi? Nisan, Mayıs, Haziran diyorum. 21 Haziran tarihinde de güneş ışınları... Yengeç dönencesine dik geldi mi ve bizim buradaki işlemimiz bitti. O zaman güneş ışınları bu dönence arasında böyle Sonra tekrar böyle geliyor mu? Dikkat et dönence arasındaki bir enlem derecesine güneş ışınları Haziran ve Eylül ayı Mart ve Haziran ayı arasında dik geldi mi? Aynı şekilde buradaki dönence arasındaki bir merkezi de gene güneş ışınları iki kez dik açıyla geldi mi? O zaman şunu unutma. Eğer ki bir merkez dönenceler arasında yer alıyorsa güneş ışınları yıl içerisinde iki kez dik açıyla gelir ve bundan dolayı cisimlerin gölgesi bazen güneye bazen de kuzeye düşer. Yani gölge yönü burada değişir. Ama dönence dışına geldiğimizde dönence dışında hiçbir zaman güneş ışınları dik açıyla gelmediği için ve hep güneyden geldiği için gölgemiz nereyi gösterir? Kuzeyi gösterir. Ama güney yarım küreye geldiğimiz zaman dönencenin dış kısmında güneş kuzeyden geldiği için gölgemiz hep nereyi gösterir? Güneyi gösterir diyebiliriz. Bak unutma Türkiye'de gölge yönü her zaman kuzeyi gösterir. O zaman bu Türkiye'nin nerede yer aldığını kanıtlar. Yengeç dönencesinin daha kuzeyinde yer aldığını kanıtlar diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisi gölge boyu ile ilgili verilen merkezlerin nerede yer aldıklarını belirtmemiz isteniyor. Burada sevgili arkadaşlar bir sormamız gereken birinci soru. Diyorum ki bak burası çok önemli. Burası konunun dibi abi. Burayı yaparsan hepsini yaparsın. Birinci soru şu. Gölgenin oluşmadığı tarih var mı? Öncelikle böyle bir soru geldiğinde sen bu soruyu sormak zorundasın. Bakalım öncelikle şu sarı olan birinci merkezimiz olsun tamam mı? Hatta A merkezimiz olsun yukarıyla karıştırmayın tamam mı? A merkezimize bakıyorum sarı kısım ve soruyu sor. Kendinde sor karşında ben de bekliyorum. Gölgenin oluşmadığı tarih var mı? Bakıyorum gölge boyu demiş o zaman gölge boyu şuraya temas ederse gölge oluşmaz. Yukarıya doğru giderse gölge boyu uzar değil mi? Tamam A'nın gölgesinin oluşmadığı tarih var mı? 21 Mart'ta yok. 21 Haziran'da gene gölge var. 23 Eylül'de gölge var. A buldum buldum buldum. 21 Aralık tarihi ve bu tarihte cismin gölgesinin boyu oluşmamış. Eğer ki bu soruya cevabın evet ise ne yapman gerekiyor? Şunu yapman gerekiyor. Hangi tarihte dik geldiyse o merkez üzerindedir. Hangi tarih diyorsun? Tamam bundan sonra hangi tarihi? Tarihime bakıyorum. 21 Aralık tarihi. O zaman bu tarihte güneş ışınları bu merkeze dik açıyla gelmiş mi? Gelmiş. E, 21 Aralık tarihinde dünya üzerinde güneş ışınları nereye dik geliyordu? Biraz önce söyledik. Oğlak dönencesine. O zaman bu merkezimiz nerede? Bu merkezimiz oğlak dönencesi üzerinde yer alır. Gelin ikinci yani B merkezimizi yapalım. B merkezine geldiğimizde sevgili arkadaşlar, B merkezi kırmızıyla gösterilen merkez. Sor soruyu, hadi bakalım sor. Ben de bekliyorum. Gölgenin oluşmadığı tarih var mı? Bakalım. 21 Mart'ta hı, gölge var. 21 Haziran'da gölge var. 23 Eylül'de gene var. 21 Aralık'ta gene var. Allah Allah, burada hepsinin gölgesi var. Hiç gölge oluşmamış. O zaman şu yorumu yapamaz mısın? Burada işte yol değişiyor. Hayır ise. Gölge her zaman var değil mi? Gölgenin oluşmadığı tarih yok. Her zaman gölge var. Hayır ise ikinci soruya geçiyoruz. En kısa gölge hangi tarihte oluşmuştur? Bakıyoruz gene grafiğimize. En kısa gölge 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık. Aha bulduk. 21 Haziran'da en kısa gölge boyu oluşmuştur. O zaman bu tarihte güneş ışınları gelebileceği en dik açıyla gelmiştir. E 21 Haziran tarihinde Güneş ışınları nereye dik açıyla geliyordu? Yengeç dönencesine. O zaman bu merkez kuzey yarım küredir ve aynı zamanda dönence dışında yer alır. Dönence içinde yer alsaydı gölgesinin boyu oluşmazdı. Tamam mı? Geldi ki 3. merkez C merkezine. Sor güzel sorumuzu. Gölgenin oluşmadığı tarih var mı? Bakıyorum. 3. merkezimiz mavi. Gölgenin oluşmadığı tarih 21 Mart. Aha bulduk 21 Mart'ta gölge oluşmamış. Devam ediyorum. 21 Haziran'da gölge var. Aha diğerinde bulduk. 23 Eylül. E bu iki tarihte gölge oluşmamış. Aa iki kere gölge oluşmadı. O zaman bu merkez dönencelerin arasında yer alıyor. Peki tarihlere bak. Hangi tarih? 21 Mart 23 Eylül. E biz bunu biliyoruz. Bunlar ekinoks tarihleri. O zaman 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelmez mi? O zaman bu merkezimiz nerede yer alır? Ekvator üzerinde yer alır diyoruz. Bak üçüncü merkez. Şöyle yapıyorum. 21 Mart tarihinde böyle gelsin. 21 Mart'la Haziran arasında böyle gelsin. 21 Haziran'da böyle gelsin. 21 Haziran'la Eylül arasında böyle gelsin. 23 Eylül'de böyle gelsin. Ve 21 Aralık'ta da böyle gelsin. Bu da hemen şöyle şuraya çiziyorum. D merkezi diyelim tamam mı? D siyahla gösterdik. Sor sorunu. Hadi bakalım sor soruyu. Gölgenin oluşmadığı tarih var mı? Bakıyorum 21 Mart'ta gölge var. 21 Haziran'da gölge var. 23 Eylül'de gölge var. 21 Aralık'ta gölge var. E her zaman gölge varsa dönence dışındadır dersen hadi lan oradan deriz. Tamam mı? Niye? Arkadaşlar 21 Mart 21 Haziran arası da bir yılın günü değil mi? Burada da gölge oluşmayabilir tamam mı? O yüzden bunu karıştırmayın. Bak dikkat et. Martla Haziran arasında gölge bir kez oluşmamış. Şurada. Haziranla Eylül arasında gölge bir kez daha oluşmamış. Şurada. İki kere gölge oluşmadı mı? Oluşmadı o zaman dikkat et Mart'la Haziran arası yani Mart'tan sonra Haziran Haziran'dan sonra Eylül yani tam şu arada bir yerde mi o zaman bir merkezde iki kez gölge oluşmadıysa dönence arasında yer alır ve Mart Haziran Haziran Eylül olduğu için Kuzey yarım kürede ekvator ile yengeç dönencesi arasında yer almaktadır diyebiliriz tamam mı çaktın köfteyi hadi bakalım geçtik yerine. Gece ve gündüz süre değişimleriyle ilgili ifadeler. Şunu unutma aman bu çok önemli. Ekvator üzerinde yıl boyunca gece gündüz eşitliği yaşanır. Çünkü ekvatoru bu aydınlanma çemberi dediğimiz gece gündüz gece ile gündüz ayıran sınır vardı ya hep ortadan ikiye böler. Yüzde elli ile böldüğü için gece gündüz eşitliği yaşanır. Eğer ki sen ekvatordan kutuplara doğru gidersen ekinox tarihleri dışında gece ile gündüz arasındaki zaman farkın artar. Bu tarihlerde ise dünya üzerinde yer noktada 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanıyordu. Ve demiş ki bak yukarıya bak 21 Haziran tarihinde gece gündüz süreleriyle ilgili ifadeleri vermiş. Bakın burayı nasıl yapacağız derseniz şöyle. Şimdi 21 Haziran tarihinde diyor değil mi? 21 Haziran tarihinde kuzey yarımkürede hangi mevsim yaşanıyor? Tabii ki de kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanıyor. Güney yarımkürede ise bu tarihte kış mevsimi yaşanıyor. Yaz mevsiminin yaşandığı bir yerde en uzun gündüz, kış mevsiminin yaşandığı bir yerde ise en uzun gece yaşanır diyeceğiz. O zaman şunu unutma. Eğer ki kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanıyorsa artı 12 saat gündüz süresi Güney yarımkürede kış mevsimi yaşanıyorsa eksi 12 saat gündüz süresi vardır. Yani kuzey yarımkürede 12 saatten daha uzun gündüz güney yarımkürede 12 saatten daha az gündüz vardır. Bak gündüz süresine x merkezi 9 saat gündüz. 12 saatten daha düşük. O zaman x merkezi kesinlikle güney yarımkürededir. Y merkezine gel 12 saat gündüz 12 saat gece e burada ekvatorda yıl boyunca gece gündüz eşitliği yaşanır dedik. O zaman bu merkez ekvatorda. Z'ye gel 13 saat gündüz 11 saat gece. O zaman 12'den daha büyük olduğu için kuzey yarımkürede yer alır. Peki bu merkezlerden hangisi ekvatora en uzak dersen şunu unutma. Hemen şuraya şöyle bir tane dünya çizelim sevgili arkadaşlar. Ve şöyle 0 derece ekvatoru belirleyelim. Şurası 90 derece kuzey kutup noktası olsun. Şurası da 90 derece güney kutup noktası olsun tamam mı? Burada yapacağımız işlem şudur. Gece ile gündüz arasındaki zaman farkını al. 9 saat gündüz 15 saat gece fark nedir dersek fark 6 saattir. 12 saat gündüz 12 saat gece fark nedir dersek 0. 13 saat gündüz 11 saat gece fark nedir dersek tabii ki de 2 saattir. Bak şimdi farkın fazla olduğu merkez x merkezi mi güney yarım kürede mi o zaman x merkezi kutba daha yakındır tamam mı x'i buraya koyduk. E y merkezi zaten ekvatordaydı y'yi buraya koyduk z merkezi kuzey yarım kürede ama x merkezine göre ekvatora daha mı yakında o zaman z merkezinde şuraya koyduk. Buradan böyle nasıl soru gelir şöyle gelir der ki sana çizgisel hızın en fazla olduğu merkez Y merkezidir. Doğru mu? Ekvatorda çizgi salız en fazlaydı. O zaman doğru. Grup ve tan süresinin en uzun olduğu merkez X merkezidir der. Baktığımız zaman X merkezi kutba daha yakın. Grup ve tan süresi en uzundur. Yer çekiminin en az olduğu merkez X merkezidir der. Yanlış. Niye? Yer çekimi en az ekvatorda değil miydi? E, o zaman ekvator üzerinde Y merkezi var. X merkezinde ise yer çekimi diğerlerine göre daha fazladır diyebiliriz. Burada yapman gereken birinci durum. Tarihte Hangi yarım küre neyi yaşıyor onu yaz. Yazı yaşayan bir yer 12 saatten daha uzun gündüzü yaşar. Kışı yaşayan bir yer ise 12 saatten daha kısa gündüz yaşar. Farkı bulduğunda farkın fazla olduğu kutba yakın. Farkın az olduğu ise ekvatora yakındır. Buraya göre soruları çözebilirsin diyelim ve konu biterken. equinox ve solstis tarihlerinin özelliklerini, güneş ışınlarının yere düşme açısına bağlı olarak gölge boyunun değişimini, gölge yönünün değişimini, gece gündüz süre farkına bağlı olarak dünya üzerindeki merkezlerin nerede yer aldıkları ile ilgili ifadeleri işledik sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım seri bir şekilde kitaplarımızdan da ödevlendirmemizi yapalım. Aç kitapları. Birinci kısım. Konu anlatımlı soru bankası kitabımız 32-34. sayfayı patates ediyorsun. İkinci soru bankası dinamo kitabımız. Bu kitabı da açıyorsun. Bu kitapta da sevgili arkadaşlar yerin şekli ve hareketleri komple bitsin. Burayı parça pinçik et 23. sayfadan 35. sayfaya kadar güzel bir şekilde çözüyorsun. Ve oldu ki takıldın. Burada bakın gölge boyu ile ilgili ifadeleri verdik. Oradan hemen hatırla. Oldu ki çözemedin. Hemen kare kutu okut ve sorunun çözümüne ulaş. Bir tık kadar yakınızdayız. Sizin diyelim ve beklediğiniz kısım sabırsızlandığınız kısım geldi. Karşında günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlara bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize Size çok çok iyi bakın, kolay gelsin, iyi çalışmalar.